2023 LGS kampımız yarın başlıyor. Son bir gün dedik ve 2023 kampımızda 2009 sayfa ile birlikte 5 Eylül Pazartesi günü mevsimlerin buluşması videosuyla sizlerle buluşuyoruz ve 2009 sayfa ile buluşup 2023 LGS'de hem sözelde hem de sayısalda kendi efsanemizi yazmak için yola çıkıyoruz arkadaşlar. Mutlaka ama mutlaka kampımıza hepinizi bekliyoruz. Burada canlı yayınlarımızla, videolarımızla, ödevlerimizle, kitaplarımızla sizleri harika bir şekilde hazırlayacağız. Ve Eylül ayı keşif ayı yani bir şeyleri keşfedeceğiz. Acaba LGS'de nelerde zorlanıyoruz, neler yapabiliyoruz, ne kadar yapabiliyoruz bunları göreceğiz. Burada önemli olan şey şu arkadaşlar bakın çok önemli bir şey söyleyeceğim. Burada yapacağımız sorularda, çözeceğimiz ve denemelerde, bitireceğimiz kitaplarda yaptığımız doğruların adedinden daha önemlisi o soruları çözmüş olmak. Yani o gayreti göstermiş olmak. Biz o gayreti göstereceğiz ve sonrasında da tevekkül edeceğiz. Tabii ki bazen yanlışlarımız çok olacak, bazen az olacak ama bizler çok iyi bir çalışmayla bütün bu kampları devireceğiz ve LGS sonrasında da hayalimizdeki Anadolu liselerine, fen liselerine, sosyal bilimler liselerine, Anadolu Yumatip liselerine inşallah yerleşeceğiz. Şimdi sizlerden gelen yorumlar çok değerli değerli her zaman söylüyoruz. Fen ve matematiğin ilk konuları bitti. İlk konularda zor sorulara nasıl geçebilirim demiş Pluto. Tabii ki de Zoru Bankası ile geçebilirsin. Zoru Bankası'nda gerçekten göz yeşili içeren, gerçekten bordo verili hazırlanmış sorular var. Bunları çözdüğünde göreceksin zaten. Hatta geçen sene Galatasaray Lisesi'ni kazanan bir öğrencimiz bile Matematik Zoru Bankası'nda çok fazla boş bırakıyordum hocam. Ne kadar zor bir kitap hazırlamışsınız demişti bizzat kendisiyle görüştüğümde. Burada seni zorlayacak sorular var. Zoru Bankası'ndaki soruların zorluğuna baktığımızda da zaten Zaten zor seviye arkasında yazıyor. Bak 268 pro seviye, 1128 zor seviye, 1595 orta seviye. Başlangıç seviye soru falan yok. Direkt e, kazıkul kul aziz diyebiliriz. Best GG demiş ki bu yıl gireceğim ben de ama korkuyorum. Buradan video izleyeceğim. Tamam, teşekkürler. Test kitaplarına başladım. Zor sorularla takıldığına doğru nasıl ilerledim? Yavaş yavaş ilerleyeceğiz. İlk başta dediğim gibi ilk başta hedefimiz sorular çözmek olacak. Sonra hedefimiz zor sorular çözmek olacak. Sonra bu zor soruları da doğru yapmak olacak. Yani ilk başta ben doğru yapacağım diye bir şey olmaz. Ben aldım zoru bankasını hop açtım bu soruyu doğru yapacağım. Olmaz. Bu soruda ilk başta yapacağım dersen sıkıntı işebilirsin. Ama ilk başta zoru bankasından daha temel kitaplardan başlayacağız. O soruları bitirdikten sonra zoru bankasının sol sayfasındaki sorulardan çözeceğiz. Sonra morartıcı, borda bereli sorulara sağ taraftaki sorulara geçeceğiz. Ya yani bakar mısın bir soru bir sayfada yani. Ya ne yapmaya çalışıyorsunuz? Öğrencilere ne yaptırmaya çalışıyorsunuz? Sevgili matematik hocaları sizlere sesleniyorum. Esasında tabii burada ya şuna bakar mısınız? Amacınız nedir ya? Bu Zoru Bankası'nın amacı nedir? Bir söyler misiniz? Gerçekten merak ediyorum. Yani bu Harvard mıdır ya? Bu nedir? Diyoruz ama tabii gülüyoruz. Neden? Çünkü Zoru Bankası sizlerin LGS 2023'te çok rahat bir şekilde LGS sayısal sorularını pıtır pıtır yapabilmeniz için matematikte böyle zor sorular hazırladı. Ama inşallah gerçek sınavda soruların hepsi sizlere lokum gibi gelecek. Hanife demiş ki ben derece için çalışacağım. Hoş geldin Hanife. Hedefim bu. Ne yapmalıyım Tonguç demiş. Arkadaşlar zaten derece yapacak öğrencilerimizle de mutlaka Zoru setin içerisinde yer alan bu az önce gösterdiğimiz Zoru Bankası Fen, Zoru Bankası Türkçe, Zoru Bankası Onda 10... ve Zoru Bankası Matematiği bitirmeli. Ama bunların haricinde gerçekten Türkiye'de yapmak isteyen öğrencilerimiz için Zor ve Ötesi diye bir kitabımız var. Burada hani yani bu artık insanlığın bittiği yer artık. Burada matematik de bitiyor, insanlık da bitiyor, her şey bitiyor artık. Burada gerçekten zorlayıcı sorular var. Yani deha, süper zeka, efsane oluyorsun bir iki yanlış yaptığında. Bu tarz soruları çözebilirsin. Türkiye derisi yapmak istiyorsan bu kitabı tavsiye ediyorum. Bir de hedefim derece denemelerimiz gerçekten zorlayıcı. Ama bence şu anda daha sene başında olduğumuz için bu kadar zorluklara bence girme şu anda. Önce bir zoru bankasını bitir diyebiliriz. Şimdi LGS 2023'te... Hedefi ne olursa olsun her öğrenci öğrencimiz temelden başlamalı ortaya ilerlemeli sonrası zorlara geçmeni diyoruz. Neden? Çünkü burada en önemli şey hiçbir kısmı boş bırakmamak. Yani her bir sıkıntıyı, her bir soru tarzını, her bir problemi çözerek sınavda eksiksiz bir şekilde hazır olmak. Kampın favori kaynağı Zoru Bankası tüm dersleri yani Zoru seti sizlere gösterdik. Zoru Bankası'nın en önemli özelliği pro seviye ve zor seviye soruların fazlasıyla içerisinde yer alması. Ve Zoru Bankası'ndaki sorulara baktığımızda burada her bir teste ...zorlayıcı soruların yanında ekstra iki dijital yenisi soru da var. Yani bu kitabın içerisindekinden %20 daha fazla soru daha var. Onları da mutlaka çözmelisiniz. Birçok soruyu hem onda onda, hem de Türkçe'de, hem de FEN'de... Bu kitaplar yakaladı. Birçok sorumuz Zoru Bankası'ndan 2022 LGS'de, 2021 LGS'de geldi. 2023 LGS için de bu kitaplarımız revize edildi. 2023'de birçok soru yakalayacak. Sizler de yakalayanlardan olmak istiyorsanız Zoru Seti veya Zoru Bankası'nın branş branş kitaplarını almayı unutmayın arkadaşlar. Bunları Tomuç Kırtasiye'den alabilirsiniz size en yakın ya da Tomuç Mağazadan alabilirsiniz. LGS kampımız başlıyor. Eylül ayı programımızı hazırladık. İlk dersimizi sizlerle birlikte mevsimlerin oluşmasıyla başlıyoruz. Ben videomuzun başında mevsimlerin buluşması dedim. Neden? Çünkü sizlerle buluşmanın heyecanı içerisindeyim. Ama sizler mevsimlerin oluşmasının eksenekliğine bağlı olarak 23-27 eksen ekline bağlı olarak oluştuğunu öğreneceksiniz. Ve kuzey yarım kürede yaz yaşanırken güney yarım kürede kış yaşandığını hep beraber öğreneceğiz. Ve LGS'de de fen bilimlerinde Zoru Bankası'ndan sorularımızı çözerek en güzel başarılara ulaşacağız. Bu işte anlattığı şey bu. Dünya güneş tarafı sırasında diye başlıyor. LGS kampımız hepsini güzel güzel öğreneceğiz arkadaşlar. Hiç endişelenmenize gerek yok. Kendinize inanıyorsunuz. Bizlere güveniyorsunuz. Ve tekrar söylüyorum. Burada yapmanız gereken şey şu. Ödevlerinizi yapacaksınız. Sonra yanlışlarınızın çözmeni öğreneceksiniz ama ilk başta netlerinizi değerlendirmeyeceksiniz. Ya işte 100 soru çözdüm ama 30'u yanlış. Hayır önemli değil. Şu anda 100 soru çözüne odaklan. Bu yanlışların da cevabını öğren tabii. 100 soru çözdüm ama işte 45 yanlış. Hiç önemli değil. 100 soru çözdün mü sen? Çözdün. Tamam. Zamanla o 45 yanlış, 40 yanlışa, 30 yanlışa, 10 yanlışa zamanla da 0 yanlışa düşecek inşallah diyoruz. Ve hadi bakalım hepinizi LGS kampımızda bekliyoruz arkadaşlar. Ödülü soru yorumlarınızı bekliyoruz. Görüşmek üzere. Hadi bakalım. <laughs>